Fazilet. Geldin mi? Fazilet. Koş koş koş. Kapsama alanı dışına çıkmışsın kız. Çabuk gel bak bitecek. Birkaç tane karşıda var, onları yiyor. Herkül. Herkül. Olduğun yerde ye oğlum. Niye alıp götürüyorsun? Zeynep. Zeynep. Lastiğin. Ha, sen de özel ilgi bekliyorsun. Ağzına verelim, getirip orada. Lastiğin huyu böyle. Kesinlikle kapmaz, yemez. Önüne koymanız lazım. Yanına gitmeniz gerekiyor. Çok kibardır kendileri. Lastiğin. Atacağım. Biraz daha atacağım. Edi. Edi pek sevmiyor. Biraz yiyecek. Devam etmeyecektir. Smokin'e gelmiş. Bir ara geliyordu ya, çok hızlı seri hareket eden bir kedi vardı. Hızlı yiyordu. Ciğer olsun, salam olsun attığınız zaman. Marketin oradan geliyor bu. Bayağı uzaktan geliyor. Fazilet de tanıyor bu kediyi. Birbirlerini sevmiyorlar. Kokuyu aldı, şu an sinsi dolaşıyor. Safinaz. Bir tane ağzına atmıştır. Hemen silip süpürüyorlar. Bir iki tane kaldı. Tabak bitti, zaten çok kedi var. Anında bitiyor, dilimlemiştim. Faziletle Edi'nin arasında bir tane duruyor şu an. Fazilet de farkında değil sanırım. Smokin bir tane kapmış mı diyeceğim. Önünde var. Yese yerdi. Niye yemiyor anlamadım. Belki de sevmiyordur. Şşşt! Arthur! Rahat dur. Sare gelmiş. Sare de çok seviyor. Fazilet'in kızı. Sare. Dur geliyorum dur. Atacağım şimdi. Ziver gel. Şu Kenan abinin baktığı kedilerden biri biraz önce. Bunun kulağını tırmaladı. Şu an kan akıyor. O kedi mama başındaydı. Islatılmış kuru mama yiyordu. Bir anda bu yanaşınca tırnağı geçirdi. Tabii ben hemen kovdum. Kan aktığını yeni gördüm. Kuru mama getirdim içeriden. O kedi bunun yavrusu arkadaşlar. Tabi büyük şu anda. Yani 2-2,5 yaşlarında var şu kedi.
Bir bu var, bir de paşa var erkeklerden. Ziya sen akıllanmadın mı? Gel buraya gel. Her tarafı kan içinde kaldı. Demek ki bayağı bir kötü olmuş. Birazdan bakacağım. Bugün çok huysuzdu. Aşırı da miyavlıyordu. Mama yerken sesler çıkarıyordu. Yani sinirliydi. Kimseyle paylaşmak istemediği belliydi. Bu normalde içeriye girmiyor. Koridora bir anda girdi. Demek ki çok acıkmış. O arada işte bunları biliyorsunuz. Anlatıyorum. Çok oburlar. Rahat durmadı. Rahat durmayınca da şşşt! Her an saldırabilir. Tehlikeli yani o konularda işte. O yüzden ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Her zaman ürküyorum. Ziver'in kulak gitti. Gel bakalım gel. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışacağım ama duracak zaten. Şu an durmuş. Biraz önce damlaya damlaya akıyordu. Ziver. Hiç umrunda değil ama onu söyleyeyim arkadaşlar. Halen etrafı kokluyor, keşfetmeye çalışıyor. Sanırım o olayın sıcaklığında. Ziver. Ziver, Ziver, Ziver. Oğlum bu oburluğunuz başınıza bakın ne iş açtı. Bu konularda çok dikkatli olmak lazım. Şimdi de buraya gelmiş. Ben oradaydım diye rahatsız oldu. Bayan Miki de biliyorsunuz bunu çok yapıyor. Fazilet yapıyor. O yüzden özellikle cam kenarına koyuyorum ki yiyeceklerini ani hareketler yapmasınlar. Şimdi gözüne gelse ne olacak? Gitti. Kalabalık kedi nüfusu olduğu zaman ne yaparsanız yapın böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bazı kediler agresif oluyorlar, hırçın oluyorlar. Onlardan biri de lastik kız. Şu karşıdaki kaliko kedisi, o da hamile. Biraz önceki kedinin annesi, Ziver'i cırmalayan. Onda da var. Çok fazla yok ama yine de var. Safinaz'da bu tür huylar yok. Her zaman için çok akıllı, uslu, çok sosyal bir kedi. O konuda takdir ediyorum. Yani Safinaz gibisi yok. Diğer bütün anne kediler yavruları belli bir dönem sonra, diyelim 3 ay, 4 ay sonra terk ediyorlar, cırmalıyorlar. Çita da dahil istemiyorlar. Yani yavrularını tanıyorlar ama sosyalleşmiyorlar, selamlaşmıyorlar. Hep hırçın tavırlar sergiliyorlar yanlarına yaklaştıkları zaman. İstemedikleri için cırmalıyorlar. Balişim. Ziver kulağı kaptırdı. Çocuklar. Ne diş? Ne dişim? Yetişkinlere bir paket ciğer olduğu için artık pişirmedim çünkü. Sadece yetişkin olanlara çiğ bir şekilde verdim. Küçüklere vermiyorum. Şimdi Ziver'in gönlünü nasıl alacağız? Birazcık daha, çok az bir salam kaldı. İçerideki kedilere verdim. Burayı çekemedim arkadaşlar. Buraya da Ariana işedi. Ariana'nın huyları maalesef var yani bu şekilde. Birkaç kez daha, hatta daha fazla, birkaç çok iyimser olur. Çişini yapıyor. Kapı kenarındaki kuru mamaları getireyim. Sağa sola biraz dağıtayım. Tekrar videoya devam edeceğim. Çok az bir şey salamamız kaldı. Aslında ben onu şeye ayırmıştım. Gülizar'a... Dur kızım dur ya. Gülizar'a ayırmıştım. Biraz önce bayan Miki aklıma geldi. Ben şurayı temizledim. Ariana'nın idrarını yıkadım. Tuvaletlerdeki pislikleri aldım. Bu arada Miki aklıma geldi. Yemeyenlerden biri de oydu. Şimdi Gülizar'ın payını Miki'ye vereceğiz. Başka kim yememişti? Eva maalesef o çok geç saatlerde geliyor akşam.
Yaban yiyemeyecek. Başka kim kaldı? Sarı papatya var, bir de Gülizar var. Bildiğim kadarıyla. Miki. Heyecanlanma kızım. Bilerek yapıyorum, biraz böyle heyecanlansın. Miki. Kokuyu aldın mı kızım? Miki. Hadi gel burada, gel. Dur kızım, dur. Zaten az bir şey kalmıştı. Dur. Heh, bak önünde kızım. Tamam ye kızım, ye. Sen emziriyorsun. Hepsini sen ye. Miki gel kızım, Miki. Ben markete ciğer almak için gitmiştim. Maalesef sadece bir adet ciğer kalmıştı. 750 gram kadar geliyordu. Mecburen yanımda salam almak zorunda kaldım. Yani ağırlıklı olarak salam verdim. Yetişkin olanlara, Eddie gibi kedilere ciğeri bölüştürdüm. Fazilet yedi, diğer hamile kedi yedi. Arthur yedi, biraz Oscar, biraz Nejo. Biraz Lastik kız, biraz da Boncuğa verdik. Yani başka, Zeyna'ya verdik. Biraz Fadik yedi. Zaten bitip gitti yani arkadaşlar, bir paket anca dayanır. Dur kızım dur, ayaklarıma sürtünme. Salacağım şimdi seni. Edişim. Ediş. Miki. Olanı da sana verdim kızım. Mikiciğim. Şimdi gidelim, tamam mı? Kapıyı açayım, sen de çık. Ben de işlerimi halledeyim. Ziver'in kulağındaki tırnak izi
Kesinlikle belli olmuyor. Demek ki böyle küçük bir dikenimsi bir şey düşün. Artık battı, battığı yerden bu daha sonradan bu arada ortaya çıktı kanama. Yaklaşık bir dakika geçti. Sonradan birden fışkıra fışkıra tam videoyu açtığım yerde başlamaya başladı. Bazen bizim de başımıza ufak tefek yaralanmalar geliyor. Sizlerin de başınıza geldiğini tahmin ederek şöyle bir örnekte bulunacağım. Derin bir kesik oluyor. Bazen çok az kan akıyor. Bazen de küçücük bir yerden, örneğin parmak ucu olabilir. Top iğne şeklinde bir şeyin battığını düşünün. Ani bir hareketle. Kan fışkırıyor yani. Damla damla hemen oradan hızlı bir şekilde akmaya başlıyor. Daha sonradan 1-2 dakika sonra duruyor. Ziverenki de o şekilde bir şey olmuş. Ani olmuş. Kedi çünkü birkaç saniye tırnağı geçirdikten sonra tuttu yani, hemen çekmedi. Ben müdahale edince kedi dışarıya kaçtı, dışarıya doğru yöneldi. O arada kulübeye gittim, kuru mama çıkardım, bir geldim. Ziver'in kulağından oluk oluk kan akıyor. Ziver. Tabii Ziver'in umurunda değil. Bu arada bu da sevimlilik yapıyor, oyun oynuyor. Mamuş. İnanılmaz enerji kattı Mamuş içeriye. Hem bana da yani böyle bir pozitif enerji saçıyor. Çok oyuncu bir kedi. Meraklı da bak, ısırıyor. Tutunca ısırıyor ama oyun oynamak için ısırıyor. Saldırganlıkla alakası yok. Yavru kedi sonuçta. Mamuşcuğum, neredesin? Suları da tazeledim.
Minnoş. Stajyer, kurumamaya başlamışlar. Ne işler kurumamaya başlamış kızım? Annesini izliyor. Annesi şu an bacaklarıma sürünüyor, havaya kalkıyor, merak ediyor çünkü annesinin yaptığı hareketleri takip ediyor. Şu diğer meraklı da yine beni izliyor her zamanki gibi. Bir taraftan da annelerini takip ediyorlar. Burada artık videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım. Hayvanlara bağış yapmak istiyorsanız katıl butonunun linki videonun açıklamalar bölümünde mevcut. Üyelik satın alabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.